Deprem zamanı geceydi zaten. Hani yarı uyanık yarı uyuyordum. Tam şey değildim ama. Bir anda baktım deprem oldu işte. Ben kendimi bayağı şaşırttım. Çocukları falan topladık. Eşyalarımızı falan birkaç parça battaniye falan aldık. Dışarı çıktık. O süreçte bir küçük bir okul vardı. Oraya girdik. Ondan sonra çocuklar acıkınca geri yine eve çıktık. Bir daha depreme yakalandık. Yani deprem bayağı şiddetliydi. Camlar falan da kendiliğinden açıldı. O deprem olunca bir anda evden çıktık. Yanıma hiçbir şey almadım. Sadece bir çanta. Çıkarken çocuğun ayağında çorap bile yoktu. Bebek beziyle sarmıştım. Kar falan yağıyordu. Bayağı dışarıda bekledik. Belli bir süreden sonra orada bir tane şantiye vardı. Oraya gittik. Orada da Suriyeli kardeşlerimiz vardı. Bizi içeri aldılar. Küçük bir odaydı. 30 kişi vardık içinde. 4-5 aile vardı. Ya ekmek falan yoktu. Bisküvi falan bir şeyler aldık çocuklar idare etsin diye. Ama bu yiyemediği için bunda bayağı zorluk çektim. 2 gün boyunca sadece ağladı, ekmek falan istedi. Sonra bir abimiz sağ olsun bize ekmek, kuru ekmekle su falan gönderdi. Onları çocuklara yedirmeye çalıştık. Yani bilmiyorum ki nasıl anlatayım. Bu yaşıma kadar geldim. İlk defa böyle bir şey yaşadım. O kadar ki kendimi çaresiz hissettim. Aklıma gelen ilk şey zaten annem, babam, çocuklar. Babam hasta zaten kendisi. O da durmuyordu orada. Dakika başı dışarı çıkıyordu. Zor durduruyorduk. Birimiz dışarı çıksaydık diğeri yanında bekliyorduk. Küçük bir çocuktan farkı yoktu. 3 gün boyunca hiç uyumadı. Gözleri bile kırpmıyordu. Ondan sonra bir pikapla işte buraya geldik. Burada da dayımgile geldik. Ev falan aradık. Bir türlü bulamadık zaten o taraflarda. Bir tane şeye gitmiştim. Emlakçıya gitmiştim. Ev istedik. Ki depremzede misiniz? Evet dedim. Elini bu şekil yaparak ev yok dediler. Bazılarının kapısını çaldım ev hani sormak için. Kapıyı bize açmayan oldu. Kapıyı yüzümüze çarpan oldu. Bir iki tane teyze de vardı. Onlar da çok iyiydi. Gel bizimle yaşa. Kimsemiz yok zaten. Ondan sonra bu evi bulduk. Şimdilik buradayız. Ya çocukların sıkıntısı işte okul uzak. Tam bilmiyoruz. Ortamı bilmiyoruz. Ortam da yani pek iyi değil. Çocukları dışarı bırakamıyoruz. Sürekli içeride. Küçük ortanca kızım zaten bayağı kötü oldu. Psikiyatriye falan götürdüm. Ağzın şişip yara olmuştu. Onunla bayağı uğraştım. Onda bayağı hastane işleri var. Onlar da hepsi yarım kaldı. Burada da yer bilmediğimiz için, hastane falan bir şey de bilmediğim için götüremiyorum. Çok şükür Allah'ın yardımıyla çocuklara da kendimizi de sağ salamet oradan çıkarttık.